Bu soğanın cücüğünü kim yiyor? Geçmişte padişahlar yermiş, beyler yermiş. Soğanın cücüğünden kastım illaki fiziksel evet. Cücük değil. Soğan, kuru soğan. Adı üstünde kuru. Demek ki bunlar kuru. Kuruyacak, üretilecek, kuruyacak. Ondan sonra tüketilecek. Şimdi sen insanlara ya arkadaş sen kuru soğanı depoluyorsun dersen gülünç olursun. Kuru soğan zaten depolanır. Soğan ihtiyacı fazla. Soğan üretimi az. O zaman da diyorsun ki soğan fiyatları niye yükseldi? Muhakkak bu stokçular yapmış. Ya senin stokçularla ne alakası var? Bak senin devlet politikan demek ki soğan üretimini düşürmeye yönelik. Soğan üretimi düşünce bu soğanın da fiyatı yükselir. Yani böyle emir komuta kışla ekonomisiyle asarım keserim senin deponu basarım iflah etmem seni diyerekten soğan üretimini arttıramazsın. Soğan üretimini de arttıramazsan soğan fiyatları yükselir. Bu ekonominin kuralı. Bu kurala şey gibi aynı yer çekimi kanunu gibi. Ben yer çekimi kanununu tanımıyorum. Kaldırdım arkadaş diyebilir misin? Kaldır. At bakalım kendini yukarıdan aşağıya. Bunların hepsi beceriksiz yöneticilerin beceremedikleri konularda birileri suçlamasıdır. Onun için böyle birileri konuşuyor. Az olan konuşuyor diyorum. Tablo bu. Senin soğan üretimin artmış mı? Azalmış mı? Azalmış. O zaman bak de ki ya benim soğan üretimim niye azalmış? Bu işte bir iş var. O zaman ben soğan üretimini arttırıcı önlemler alayım. Devlet yönetimi orkestra yönetimine benzer. Yani bir tuşa yanlış basarsan melodi allak bullak olur. Demek ki sen bu soğan işinde yanlış yere basmışsın.